10 üzerinden 15 veriyorum. Yani o kadar lezzetli. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bu videoda sizlere bir haftada yediklerimi göstereceğim. Bu aralar hiç yeni tarifler denemiyorum. Hep aynı şeyleri yiyorum. Smoothie kasesi, yoğurt kasesi, işte yumurta. O yüzden bu videoda yeni tarifler denemek istedim. Pinterest'te çok güzel yeni tarifler buldum. Hem tatlı tarifler, hem akşam yemek, kahvaltı. Yani çok farklı tarifler. Size de göstermek istedim. Şimdi kahvaltı yapacağız. Az önce kahvemi içmiştim. Bu arada süslendim çünkü karşınızda hep Tarzan gibi çıkıyorum. Bu sefer böyle süslü süslü çıkmak istedim. Bayağı geç oldu ama. Saat şu an 12'ye geliyor. Hemen kahvaltımızı yapalım. Şimdi yeni bir tarif deneyeceğiz. Bu da elmalı pankek. Bunu aslında biraz kafama göre uydurdum. Evde ne varsa işte topladım. İlk kez deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Gerekli malzemeler: bir tane elma, iki yumurta, Hindistan cevizi şekeri, Hindistan cevizi yağı, yulaf unu ve bal ve kabartma tozu. Önce elmayı soyacağım, sonra onu ezme haline getireceğim, yani püre, el blenderı ile yapacağım. Ve pankek kıvamı bu şekilde oldu. Bayağı iyi görünüyor. Şimdi üzerini süslemek için bir elmayı böyle küp küp şeklinde doğrayacağım. Sonra onu tavada ne yapacağım anne? Tavada karamelize. Böyle, aynen, karamelize. Sonra onu pankekin üzerine koyacağım süslemek için. Elmalara çok az su ekledim. Bir iki damla ve tarçın çubuğu. Tost tarçınımız kalmadı, o yüzden tarçın çubuğu ekledim. Bu böyle sulanacak şimdi. Şimdi pankekleri yapacağım. Bu arada balı eklemedim. Çünkü Hindistan cevizi şekerini ekledim. Balı da ekleseydim biraz fazla olurdu. Ve sonuç bu şekilde oldu. Ya pankekler beklediğimden çok daha güzel oldu. Böyle pofidik oldular. Elmaları da ortaya koydum. Şimdi tadına bakalım. Şöyle elmalı deneyeyim de. Elmalar çok güzel. Ya pankek kendiliğinden biraz şekersiz, biraz daha... Ya bal ekleseydim olabilirdi aslında. Ya da biraz daha fazla şeker. Çünkü şekeri çok fazla eklemedim. Ama elmalarla yerseniz çok daha güzel oluyor. Bu da öğlen yemeğim. Canım çok fazla bir şey çekmedi. O yüzden iki krakerin üzerine kurutulmuş domatesli humus sürdüm. Ve yeşil zeytin. Bu arada sabah yaptığım pankeklerden 3 tane yedim. Hepsini yemedim. Diğerlerini annem ve abim yedi. Şimdi ikinci kahvemi içeceğim. İçerisine yine azıcık yulaf sütü ekledim. Yanına da böyle bir bar yiyeceğim. Bunun içerisinde hep doğal şeyler var. Hiç şeker falan yok. Yaban mersini, hurma, üzüm ve başka kuru yemişler vardı. Şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Akşam yemeğinde yeni bir şey deneyeceğim. Bu noodle'ı görmüştüm markette. Esmer pirinçten yapıldı. Ve pişme süresi 2 dakika. Yani çok çabuk pişiyormuş. Ve yanında sebzeler yapacağım. Burada yeşil biber, kırmızı biber var. İstiridye mantarı, böyle doğranmış satılıyor. Ve tofu. Önce bunu bir sosta bekletmem gerekiyor. Sebzeleri ayrı bir tavada yapacağım. En sonunda da noodle'ı ekleyeceğim. Ve sonuç bu şekilde. Böyle bir kaseye koydum. Çok güzel görünüyor. Aslında buna sos da yakışır. Soya sosu da yakışabilirdi. Yani esmer pirinç tadı var. Ama çok yakıştı sebzelerle. Bence brokoli ya da kabak da çok yakışır. Vejeteryan değilseniz bunu tavukla da yapabilirsiniz. Bunu beğendim. Bunu daha sık yaparım. Bakayım, başka sebzelerle de yaparım. Soslarla yaparım. Ama iyi ki keşfettim, yani güzel bir şey.
Günaydın arkadaşlar. Az önce spordan geldim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Markete gittim. Orada yeni bir şey gördüm. Onu göstermek istedim size. Bu fındık sütünü. İçerisinde sadece 3 tane malzeme var. Fındık, su ve deniz tuzu. Yeni bir marka. Bunun badem sütü de vardı, kaju sütü de vardı. Hindistan cevizi sütü yoktu, yoksa onu alırdım. Merak ettim bunu. Yulaf lapası yapacağız şimdi, onu da kullanacağım. Bence güzeldir. Yani fındık. Daha sonra içerisine muz girecek ama bu muzu tavada yine karamelize edeceğim. Tarçın ve su koyacağım sadece. Bu arada şekersiz yaşama başladım 21 günlük. Spordayken Buğçe'nin bir videosunu izlemiştim. Orada da anlattı işte, şekersiz yaşamda daha çabuk sonuçlar görüyorsunuz. O yüzden onu yapmak istedim. Çünkü bu aralar bilmiyorum, çok atıştırmalıklar yiyorum böyle şekerli. Daha sonra fıstık ezmesi de girecek içerisine. Bu arada meyve şekerleri tüketeceğim. Sadece ekstra katılan şekerleri almayacağım. Ekmekte mesela bile şeker varmış. Çoğu şeyde şeker var ya. İyi araştırmak lazım. Ama bunun rengi pembe gibi. Ya da yok, kahverengi. Yulaf lapasına azıcık ham kakao tozu ekledim. Ve muzlar da bu şekilde oldu. Şimdi kaseye koyacağım. Sonra da fıstık ezmesi ekleyeceğim. Ve sonuç bu şekilde oldu. En sonunda üzerine yine biraz tarçın serptim. Çok güzel görünüyor. Sonbahar ya da kış bir kase olsaydı böyle bir kase olurdu. Çünkü böyle sıcak, tarçınlı, işte muz, böyle karamelize. Tadına bakacağım. Şeyi merak ediyorum. Fındık sütü aldım anne. Onu merak ediyorum, ilk kez denedim. Şekersiz yaşama başladım. Çok güzel. Pek fındığın tadı gelmiyor. Ama sanki böyle hafif bir aroma var. Dur. Sen spora gitmedin mi? Gittim. Evet, var. Güzel. Evet. Ya Hindistan cevizi sütü çok fazla geliyordu hep. Çünkü onun içerisinde şeker vardı. Çok tatlıydı. Bu öyle değil. Bu daha hafif. Bu arada fıstık ezmesi de alırsanız şekersiz olsun. Benim aldığım %100 sadece fıstık var içerisinde. Ve şimdi öğlen yemeğimi yiyeceğim. Öğlen yemeğinde 2 dilim ekmek yiyeceğim. Bu ekmeğin içerisinde şeker yok. Ona dikkat edin. Çünkü çoğu ekmekte şeker var. Ben de hiç beklemiyordum ama öyleymiş. Daha sonra humus, avokado ve roka. Ya çok güzel görünüyor. Bu en sevdiğim öğünlerden bir tanesi. Bunu her zaman farklı yapıyorum. Bazen üzerine yumurta koyuyorum. Sebzeler çok yakışır. İşte kabak, patlıcan, biber. Ama böyle de çok güzel oluyor. Hemen tadına bakayım. Avokado çok iyi. Ve akşam yemeği için annem karalahana yemeği yaptı. Trabzonlular, Karadenizliler bilir bunu. Yöresel bir yemek. İçerisinde karalahana, soğan, salça, yarma, mısır unu ve bu fasulyelerden var. Gerçekten çok sağlıklı. Ya karalahana çok sağlıklı bir sebze. Ondan böyle bir tabak aldım. Günaydın arkadaşlar. Uyandım ve hemen yeni bir şey denemek istedim. Yulaf ekmeği halam yapmıştı, göndermişti. Resmi bu şekilde. Güzel oldu diye yazdı. O yüzden size de göstermek istedim. Gerçekten az malzemeli gördüğünüz gibi. İçerisine 2 yumurta giriyor. 3 bardak yulaf ezmesi. 1 bardak yoğurt. Biraz tuz ve kabartma tozu. O kadar. Yani gerçekten çok kolay. Ama içerisine başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela kuru yemiş ya da kuru üzüm,
meyve ekleyebilirsiniz. Fıstık ezmesi bile olur. Ham kakao tozu. Yani burada biraz oynayabilirsiniz. İlk kez yapacağım için yani tarifi sade yapmak istedim. Bir şey eklemek istemedim. Belki bir sonrakinde başka şeyler eklerim. Böyle oldu arkadaşlar içi. Şimdi bunu kalıbımıza dökeceğiz. Şimdi fırına girecek. Kaç dakika? 40 dakika yazmıştı Allah'ım. Ekmeğin pişmesine de yarım saat var ve acıktım. O yüzden böyle bir kase kavun yiyeceğim şimdi. Az önce tam kahvemi yapacaktım. Şey düşündüm. Ekmek sıcacık fırından çıktığında ya onun yanında kahve daha güzel gider. O yüzden kahvemi o zamana sakladım. Ve ekmek fırından çıktı bu şekilde. Şimdi onu dilimleyeceğim ve kahvaltım bu şekilde oldu. Muz ve tarçın serptim ve fıstık ezmesi. Kahvemi de böyle fazla yaptım. Ekmeği bu kapta yaptığım için böyle bayağı yaydım. O yüzden yani şey olmadı, pofidik olmadı. Böyle daha kısa olsaydı mesela daha pofidik olurdu. Bunu böyle yandan kestim ve açtım. Ama çok güzel oldu. Tadına baktım. Akşam yemeğinde de yiyebilirsiniz, öğlen de yiyebilirsiniz. Güzel bir tarif, beğendim. Ve spordan geldim. Şimdi öğle yemeğimi yiyeceğim. 2 tane yumurtadan omlet yaptım. Birkaç tane badem, yeşil zeytin. Yulaf ekmeğimden yine aldım. Ve burada semizotu, roka, salatalık ve çeri domates var. Ve akşam yemeğinde annem pırasa yemeği yaptı. İçerisinde pırasa, kinoa, kırmızı biber, şu fasulyeden var. Şimdi ondan bir tabak yiyeceğim. Günaydın arkadaşlar. Spordan geldim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Dün Pinterest'te gezinirken bunu görmüştüm ve çok güzel görünüyor. Yoğurt ve arasında böyle granola, elma karışımı gibi bir şey var. O yüzden bunun şimdi kendi versiyonumu yapacağım. Aklıma hemen yine karamelize elma geldi, sıcacık, tarçın ve üzüm koyacağım içerisine. Granola da var. Aralarına da yoğurt. Şimdi burada tavam var. Ona elmaları koyacağım. Küp şeklinde doğrayıp tarçını ve üzümü. Elmaları doğradım. Şimdi azıcık tarçın ekleyeceğim. Ve üzüm. Şimdi su ekleyelim. Çok fazla değil, azıcık. Şu kadar yeterli. Ve bu şimdi pişecek. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel görünüyor ve tüm ev tarçın kokuyor şu an. Bunu tabii kaseye falan koysanız daha kolay olur. Ama böyle sunum güzel görünüyor. Bir de spor yaptım. Bayağı acıktım şu an. Bu nasıl bir şey? Bu çok güzel. Bunu deneyin. Bak gerçekten bunu deneyin. Elmalar o kadar güzel pişti ki tavada, yumuşacık. Üzüm de çok yakıştı. Üzüm sevmiyorsanız kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Badem, ceviz çok yakışır. Granola da kuru yemiş var ya, o yüzden eklemedim. Çok iyi. Ay şu an çok mutluyum. Ve öğlen yemeği için menemen yaptım. O kadar güzel görünüyor ki üzerine pul biber gezdirdim azıcık. Yanında böyle bir salata var. Semizotu, yeşil zeytin, salatalık ve çeri domates. Ve 2 tane çavdar ekmeği yiyeceğim yanında. Normalde şimdi ikinci kahvemi yapacaktım ama kahve yerine başka bir şey denemek istedim. Yabancı bir YouTuber'da görmüştüm. Sıcak çikolata yaptı ama sağlıklı. Süt ve ham kakao tozunu karıştırdı. O kadar. Yani gerçekten çok kolay. O yüzden denemek istedim. Burada fındık sütüm var ve ham kakao tozum. Onu küçük bir tencerede yapacağım şimdi.
Ve sıcak çikolatanın yanında tatlı olarak fıstık ezmeli muz yiyeceğim. Muzu böyle ikiye böleceğim. Açacağım onu. Fıstık ezmesi süreceğim ve granola. Ve sonuç bu şekilde oldu. Sıcak çikolata gerçekten çok güzel görünüyor ve kokuyor. Hemen tadına bakalım. Evet. Güzel ama hem kakao tozunu biraz fazla koymuş olabilirim. Çünkü çok acı bir tadı var. Hani bitteri severim, acıyı severim. Ama bu biraz fazla oldu. Yani bir tatlı kaşığı koyun derim. Ben 2-3 tatlı kaşığı koydum. Ama güzel. Aslında muzları karamelize yapmak istiyordum tavada. Sonra ekmeğin üzerinde fıstık ezmesi ve muz. O da çok güzel oluyor. Ama menemenin yanında 2 dilim ekmek yediğim için biraz fazla olurdu. O yüzden böyle yaptım. Ama böyle de çok güzel yeniliyor. Günaydın arkadaşlar. Spordan geldim ve yine yeni bir tarif deneyeceğim. Yine Pinterest'te gördüm bu tarifi ama biraz farklı yaptım. Havuçlu kek seviyorsanız bunu da seveceksiniz. Çünkü havuç kullanacağız. Ya şey olacak aslında, yulaf lapası düşünün ama fırında olacak. Böyle fırın kaselerim var. Bunları yağladım Hindistan cevizi yağıyla, yoksa yapışır. Ne girecek içerisine? Bir tane havuç rendeledim. 2 tane yapacağım bu arada. Ceviz ve kuru üzüm. Süt, yulaf ezmesi, chia tohumu, tarçın ve biraz tatlı olsun diye üzerine hurma püresi ezmesi koyacağım. 4 tane hurmayı sıcak suda beklettim ve çatalla ezdim bu şekilde. Bu çok güzel oluyor. Tüm malzemeleri kapta karıştıracağım. Son olarak da hurma ezmesini ekleyeceğim üstüne. Hurmayı da koydum. Şimdi bunlar 200-180 derecede 20 dakika fırına girecek. Ve fırından çıktı. Şöyle göstereyim size. Çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakalım. Çok sıcak ama dayanamayacağım. Üzerinden 15 veriyorum. Yani o kadar lezzetli. Ve öğle yemeğim bu şekilde. Burada bir kase nar ayıkladım. Çeri domates, salatalık, yeşil zeytin, göz yumurta yapmaya çalıştım ama olmadı gördüğünüz gibi. Ve bir tane Valsa kraker. Ve bu da ara öğünüm ve ikinci kahvemi yaptım. Elmayı dilimledim. Ortasını çıkarttım gördüğünüz gibi. Üzerine fıstık ezmesi, granola ve ceviz koydum. Çok güzel görünüyor. Dün muzda da hemen hemen aynısını yapmıştım. Ama çok kolay oluyor böyle öğünler ve doyurucu. Bu arada fıstık ezmesini elmaya sürmek gerçekten zor bir şeymiş. Bayağı uğraştım onunla. Şimdi kabak tatlısı yapacağım. Sağlıklı versiyonu. Ya kabak tatlısı demeyelim. Kabağı fırına süreceğim. Yumuşayacak. Üzerine tahin gezdireceğim. O kadar. Ya kabağın tadını çok sevdiğim için ya benim için tatlı olmasına gerek yok. Hani tahinle çok güzel yeniliyor ama tatlı istiyorsanız bal ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Şimdi bunu dilimleyip yağlı kağıda sarıp fırına süreceğim. Evet arkadaşlar, şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Tarifi nereden aldım sizce? Pinterest. Her tarif gibi. Böyle bir salata yapacağız. Bunu gördüm ve hemen canım çekti. İçerisinde tofu, nohut, yeşillik ve burada bir sos var. O tam olarak ne bilmiyorum. Nohutu yaptım, fırından çıktı. Nohuta zeytinyağı, tuz, tatlı kırmızı biber baharatı ve kimyon ekledim. Kimyon çok yakışıyor. Ya bu son zamanlarda yapmaya başladım ve gerçekten çok güzel. Bu nohutu böyle bir kaseye koyup atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. Böyle cips gibi oluyor, kıtır kıtır. Ama salatalarda da çok yakışıyor. Tofuyu burada pişiriyorum. Tofuya tahin ve susam yağı ekledim. Ve burada çeri domatesimiz var ve marul. Birazdan bunları hep bir kaseye ekleyeceğim. Ve sonuç bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Günaydın
dün arkadaşlar uyandım. Kahvemi içiyordum orada. Burada videonun sonunu çekeceğim. Bu videoyu çekmek gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü son zamanlarda hep aynı şeyleri yiyordum ve yani çok fazla yeni tarif keşfettim. Pinterest'i gerçekten yükleyin. Pinterest'i kullanın. Çünkü Pinterest'te çok güzel tarifler var. Buraya kullanıcı adımı yazarım. Pinterest bu son zamanlarda benim her şeyim oldu. Yani tarifler, spor videoları, her şeyi Pinterest'te buluyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.